Evet arkadaşlar, sizlere daha evvelden de söylediğim gibi 100 metre uzunluğunda 4 metre demliğinde bir 60 göz aralığında bir ağa nasıl atılır onu sıfırdan tarif edeceğim. Ve uygulama olarak göstereceğim. Yani beraber yapacağız. Şu anda gerekli malzemeleri yere serdim. En başta fanyamızı gördük. Fanyamız 0.33 kalınlıkta, 35 santim genişliğinde fanyamız. Sonra bezimiz. Bezimiz 60 göz aralığında olup 100 göz nedir? Yani derinliği 12 metredir. Bunu biz ikiye keseceğiz. Yani 6 metre 6 metre yapacağız. Fanyamızı 4 metre derinde yapacağız. Yani derinlik 4 metre olacak. İçindeki bezin derinliği de 6 metre olacak. 2 metre torba kalacak. Efendime söyleyeyim. Bu ip mantarımız. Ben buna dip ağası olduğu için 8 numara mantar koyuyorum. İp mantar. Dipten gitsin diye, yani dibe otursun diye. Şu gördüğünüz ip kurşunumuz. 100 metreye 5 kilo 80 gram. 5 kilo yeterli oluyor benim için. Efendime söyleyeyim. Şu gördüğümüz 12 numara ip, örme ipi. Yani ağımızı bununla öreceğiz. Bu da mekiğimiz. Mekik yardımıyla tabii ki. Bu gördüğümüzde 3 numara marmara ipi. Yani bu ipi biz kursunun kenarlarına ve mantarın kenarlarına bağlayacağız. Bundan da 100 metre gerekiyor. Bunun uzunluğu da 100 metre, bunun uzunluğu da 100 metre, bunun da uzunluğu 100 metre. Yani gördüğünüz eşeğin uzunluğu 100 metredir. Sadece derinlikler oynar. Derinlikleri de şimdi size anlatacağım. Yani beraber göreceğiz. Anlatmaktan ziyade uygulamalı yapacağım. Gerekli malzemeler bunlar arkadaşlar. İlk önce fanyamızın kesmesinden başlayalım. Evet arkadaşlar, fanyamızı hazırladım. Şöyle uzattım. Fanyamız biliyorsunuz 27 gözlü. Bir de bunun 55 göz olanları var. 27 göz 350 arası. Evet arkadaşlar, 350 dediğimiz zaman ne yapıyor? Göz aralığı 350 anlamında geliyor. 35 santim anlamında geliyor. Biz derinliği ne yapacaktık? 4 metre yapacaktık. Yani 400 santim içinde kaç tane 35 santim var? 10 tane olsa 3,5 metre yapar. 2 tane daha 70, 4,20. Ne yaptı? 10, 12 göz. Bakın 12 göz, yani 12 ilmek diyorum. 6 göz yapar. Yani şu bir sıradır, bu bir sıradır. İkisinin ortası bir gözdür. 70 santimdir yani. Biz ne dedik şimdi? 12 göz kesmemiz gerekiyor. Ben işaretlemiştim. Buradan başlıyoruz saymaya. Bakın 1. Sonra ilmeği atlatıyorum. Bak ilmekler burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet. 12 göze bağladım. Şuraya bağladım. Yani bana lazım olan burası. Bundan sonraki gözü keseceğim. Diğer taraf dağılmasın diye de bağladım. Şu gözü buradan kesiyorum. Nerede bizim pasatamız? Burayı keserken ilmekler toplu olmasında fayda var. Şöyle şekilde toplu olursa iyi olur. Yoksa ilmekler biraz ileri geri kayar. Pek randımanlı kesemezsiniz. Gözden de kesme ihtimaliniz var. Keserken buna dikkat ederseniz çok iyi olur arkadaşlar. Şimdi ben keseyim. Kamerayı gene alacağım elime. Evet, şu anda gördüğünüz kestim. Ucu orada. Diğer ucu da bağlı olduğu için şöyle dönelim. Evet. Şimdi bu ucunu keseceğim. Yani fazlalığını keseceğim. Şuraya bu kadar şef çok fazla uzunluk. Şunu da şuradan keseyim ucundan. Tabi ilmeklere bu da çok iyi bakmanız lazım kaymasın diye. Şu kısmını da kestim. Böyle bir aradan tek parça arttı. Bunu aynen çöpe. Evet, şu anda elimizde ne oldu? Bir, iki tane fanyamız oldu. Ağanın sağına soluna fanya koyacağız ya. 4 metre uzunluğunda fanyamız oldu. Onu da ölçelim. Sonunda biraz fazlalık gelecek. 27 gözü çünkü. Biz niye kestik? 12, 12, 24 göze kestik. 3 göz artıyor. 1 göz orada feda ettik. 2, 3 göz. Buradan da keselim arkadaşlar bunu.
Asitamı alayım elime. Elimde 4 metre uzunluğunda 2 tane banyo oldu. Bunun derinliği 4 metre. 4 metre derinliğinde düzeltiyorum. 4 metre derinliğinde 100 metre uzunluğunda 2 tane fanyam oldu. Biri ağının sağ tarafına gelecek. Biri ağının sol tarafına gelecek. Bunun derinliği 4 metre. Yani 4 metre mi? Siz hesaplayın. 350 çarpı 12. 12 göz aldık çünkü. 350 çarpı 12. 35'likti ya. Ya da 35 çarpı 12 yapın. Anlayacaksınız. 10 tanesi olsa 3,5 metre yapıyor. 2 tanesi 70 santim, 4,20 derinliğinde. Yani ağımızın derinliği 4 metre 20 santim olacak arkadaşlar. Şimdi bezi kesmeye başlayacağım. Onu da bir ara gösteriyorum. Evet arkadaşlar, bezimiz bu. Nova 0,33 kalınlıkta. 0,60 göz aralığında. Uzunluğu 100 metre. Ama 100 gözün olduğu için uzunluk 200 metre. 200 metre elde edebilmek için bunu biz ortadan ikiye bölmemiz gerekiyor. Çünkü 60'lık olduğu için derinliği bunun ne oluyor arkadaşlar? 12 metre derinlik oluyor. 12 metre derinliği de ben kullanamam. Kullanamayacağım için bunu ben 6 metreye böleceğim. Niye 6 metreye böleceğim? Temin fanyada gördüğünüz gibi 4,20'ye bağlayacağım. 4,20'ye bağladığım zaman 6 metreyi ne oluyor arkadaşlar? 2 metre kadar bir torba payı kalacak bize. Yani balığı yakalama payı kalacak. Evet, bezimizi astık oraya şimdi. Bezimiz 6 metre derinliğinde kesmek için 100 gözlüğüydü bu. Bunu komple açıp 6 metreden kesmemiz gerekiyor. Çünkü 100 gözlüğü olduğu için bu ağının derinliği, şu anda bezin derinliği tam 12 metre. Görüyorsunuz böyle. Evet. Ha, yanlış anlamayın. Ben 100 gözlüğünü aldım. Yani bunun 50 gözlüğü olanları da var. 50 gözlüğü olanlarda derinlik 6 metredir. Bunun derinliği 12 metre. Ama ben 12 metre lazım değil bana. 6 metre lazım olduğu için ben bunu ikiye keseceğim. Ve bu 6 metreyi 4 metreye bağlayacağım. Fanyasını gördünüz. Arada 1,80-1,90 torba oluyor. Bu torba da, yani 1 metre 80 santim, 1 metre 90 santim olan bu torba da balığın yakalama torbası derler. Yani balık bunun içine girer. 2 metre mesela torba var. Gidiş 1 metre, dönüş 1 metre. Yani 1 metre uzunluğundaki herhangi bir balığı yakalar. Şimdi ben bunu bu baş tarafından yine keseyim 6 metreye. Ne oluyor o zaman? 100-100 2 tane 6 metrelik bez elde ediyorum. Uzunluğu 100 metre olmak şartıyla. Evet, ben keseceğim yeri işaretledim arkadaşlar. İki parça olacağı için sağdan soldan işaret koydum. 6 metreden. Şimdi kesme işlemini yapacağım. Bu kesme işlemini yaparken mümkün olduğu kadar göz kaçırmama bakın. Gerekse 3'lü 5'li 10'lu kesin böyle. Göz kaçarsa örme esnasında ilmek atlama şansınız olabilir. Onu çok hassas yapmanız gerekiyor. Hemen hemen en zor kısmı burasıdır. Yani söylemek istediğim olay şu. Görüyorsunuz burada ilmekler nasıl hep bir yerde duruyor. Hep bir yerde gidiyor bu şekilde. Ha, ileri doğru kayma yapıyor. Bu ilmek yukarı geliyor, aşağı geliyor. Size sıkıntı olmasın diye ağınızı çok güzel bir şekilde o şekilde keserseniz birleştirme esnasında, toplama esnasında o sıkıntı yaşamazsınız. Bakın mesela bu bir keşmekeşlik olmuş. Şimdi bunu düzeltmem lazım ki gözüne göz kesip elimden geldiği kadar gözüne kesmeye çalıştım ama eminim birkaç göz benim de kaçmıştır. Şöyle kesti. Demin neydi arkadaş? 2 tane 4 metre derinliğinde fanyamız vardı. Şimdi 2 tane 6 metre derinliğinde bezimiz var. Tekrar söylüyorum, bu kesme işini yaparken çok dikkat edin ya da bilen birine şey yapın. Yani düzeltilmeyecek hata değil ama biraz tecrübe ister. Evet. Şu anda bu 100 metre bez, öteki 100 metre bez, şu anda 200 metre elimizde 60 göz aralığında olan, derinliği 6 metre olan bezimiz var arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu anda kurşunu hazırlıyorum. Malum kurşunumuz 5 kilo 100 gram ağırlığında. 100 metre uzunluğundaydı. Eksi artı %2 oynama payı var. Onun için ben ölçtüm. Yani niye ölçerek kestim? Çünkü malum
Ben ağımı 50 metre 50 metre 2 tane yapacağım. Yani 100 metre yapacağım. Onun için ilk önce kurşundan başladım. Kurşunu 51 metre ölçtüm. Diyeceksiniz ki 50 metre yapıyorsun. Niye 51 metre kestin? Yani yanlardan da yarım, yani 25'er santim boşluk bırakacağım kurşunda. Onun için 51 metre ölçtüm. Ayırdım. Burada da tahminim 50-51 metre kaldı. Yani 50 metre bu, 50 metre bu, 100 metre diyelim. Ha, kestikten sonra mutlaka ama mutlaka şu ön tarafını çakmakla, pürmüzle bir şeyle eriterek şey yapın. Yoksa içinden kurşun çıkıyor arkadaşlar. Görüyorsun şu kurşunu. İçinden bu kurşun çıkar, akar gider. Onu mutlaka bir şeyle yakmanız lazım. Ben de çakmakla yakmayı düşünüyorum. 25. Şimdi ilk önce kurşunun kenarına çekeceğim 3 numara ipi asıyorum arkadaşlar. Böyle görüyorsunuz. Şurada. Evet, şöyle iliştirdim onu. 5 numara ipi astım buraya. Şimdi hani 51 metre kurşun kesmiştim ya, 25 santim fazlaydı. Evet, 25 santimi de buraya öreceğim. Yani buradan başlayacağım bağlamaya. Kurşunla beraber gidecek. Onun hemen şeyini yapayım. Bağlamadan önce sizlere mekiğe ip nasıl sarılır onu göstereyim. Ondan sonra bu bağlama kısmına geçelim o zaman. Derimizi silelim. Evet, yumağımız burada arkadaşlar. Dediğim gibi 12 numara Marmara ipi. Bu bütün işimizi bu yapacak. Bağlama işini bu yapacak. Kim arkadaşlar 14 numara kullanıyor. Bu da mekiğimiz arkadaşlar. Olmazsa olmazımız. Şimdi ilk önce mekiğimizden şöyle tutuyoruz. Bir numaradan bir şey yaptık. Kokiden bir ilmek yaptık. Sonra başlıyoruz. Aşağıdan geçiyoruz çentikten. Geçirdikten sonra mekiği çeviriyoruz. Yani mekiğin bir önünden alıyoruz. Şu ön tarafından. Bir arka tarafından alıyoruz. Bir önden bir arkadan. Önden alıyoruz. Arkaya aşağı geçiriyoruz. Ön, sonra önüne. Ön arka, ön arka gidiyor. Bu şekilde. Bu mekiklerin büyük olmasının özelliği ek yeri olmaması. Yani ne kadar ek olursa o kadar zayıflıyor. Onun için mekikleri biz kendimiz yaparız kızılcık ağacından. Bir kerette 100 gram ip alır mekik. Gete sıkıntı yapıyor. Evet. Yani bayanlar bu işi daha iyi bilirler. Mekiğe sarma işini filan. Sorarsanız yenge hanıma o size gösterecektir. Bakın buradan alıyorum, çeviriyorum. Buradan takıyorum. Buradan takıyorum. Bakın mekiği çeviriyorum. Bu tarafına. İliştirdi. Sonra aşağıya alta bir daha çeviriyorum mekiği. Şöyle yakından daha göstereyim size. Şimdi altı takıyorum. Mekiği çeviriyorum. Sonra yukarı geliyor. İliştiriyorum. Aşağı takıyorum, çeviriyorum. İliştiriyorum, aşağı giriyorum, çeviriyorum. Yani çevirme işini devamlı alta taktıktan sonra yapıyorum. Takıyorum, çeviriyorum mekiği. Takıyorum, çeviriyorum. Takıyorum, çeviriyorum. Heh, bu şekilde. İlk başta da biraz zorluk çekebilirsiniz. Fakat daha sonra eliniz alıştı mı çok hızlı bir şekilde gidersiniz. Unutmayın, çevirme kısmını aşağıda yapacaksınız. Evet, bu işlemi mekik dolana kadar yapıyoruz, tekrarlıyoruz. Zaten 5 dakikada işiniz biter tahmin ediyorum. Şu anda mekiğimiz doldu. Biraz daha şöyle sıkıştırayım. Ondan sonra bunu buraya böyle bir numaradan bağlarız ve keselim. Evet, kesme işlemini genelde çakmakla ateşle yaparsanız iyi olur çünkü püsküllenmez. Evet, şimdi diğer önemli bir konuya gelelim arkadaşlar. Bayağı önemli bir konu. Bizim fanyamız kaçlıktı arkadaşlar? 35'likti. O zaman biz ne yapacağız? Küpelerimizi kurşuna 35 santime bir koymamız gerekiyor. Fakat 35 santim çok büyük olduğu için ne yapıyoruz? İkiye bölüyoruz. Yani 17,5 yapacağız. Onun için mekik üzerinde 17,5 santim işaretlememiz gerekiyor arkadaşlar. Küpe koyacağımız için her 17 santimde bir. Evet, şöyle yapalım.
Evet, 17,5'u bulduk burada. İşaretledik. Şimdi kalemle bunu şöyle bir çizelim. Evet, şöyle çizelim kalemle 17,5'u. Küplerimiz 17,5 santim bir olacak. Yani 3 tane dolu, 1 tane boş geçeceğiz. Evet, şu anda mekiğimiz de hazır arkadaşlar. Hemen onu ben bağlamasını yapayım. Kurşunumu bağlayayım. 25 santim boluk bırakmıştım ya. Kurşunumu bağlayayım, sonra devam edeceğim. Evet. Hani kurşunu keserken 51 metre kestik ya. Yani 50 santim kenardan bırakıyoruz diye bir pay bıraktık. Yani şuraya kadar gördüğünüz gibi bu ipe bağladım. Buraya kadar boşluk bıraktım. Bu da kaç santim? 30 santim bir şey yani. Yani buraya kadar gelirim. Şöyle kurşunumuzu çekelim yerine. Bunu eleştirelim arkasına arkadaşlar. Şöyle gerdirerek görüyorsunuz. Ya ben normalde bu kurşuna ip bağlamam. Ama sipariş olduğu için sipariş veren arkadaş abi de fazla bir para fark yapmıyor dedi. 200-300'e fark yapıyordu. Sen bağla dedi. Ben de bağladım. Bu şekilde bağlı. Yani kurşuna bağlı gidecek bu. Gördüğünüz gibi. Şimdi beziyle fanyasını açacağım arkadaşlar ve başlayacağım. Unutmadan en son işiniz bittiği zaman şu mavi ipi kesiyorsunuz ya fazlalığı. Şurasını yakarsanız şu uç tarafını yakıp da mavi iple birleştirirseniz kurşunun ipini çok sağlıklı olur. Takılmayı engeller. Çünkü onunla ilgili çok sıkıntılar yaşadım ben arkadaşlar. Onu da söyleyeyim istedim. Evet, şu anda bezi de açtım arkadaşlar. Fanyayı da açtım. Gördüğünüz gibi buradan fanya gitmekte. Ortasından bez gitmekte. Bu tarafından diğer fanya gitmekte. Ve şöyle gidiyor. Bunun böyle karışık olduğuna bakmayın. Örmeye başladığınız zaman tıkır tıkır kendi açılacaktır. Yani bakın fanya burada. Bez ortada, diğer fanya orada. Şimdi bunları birleştirme kısmına gidiyoruz. Birleştirme kısmında ilk başlarken ilk önce bezden 3 göz alıyoruz arkadaşlar. Niye 3 göz alıyoruz? Çünkü bizim bezimizin gözleri 60'lıktı. 3 göz ne yapar? 6, 12, 18. 18 santim yapar. Fanyamız kaçlıktı? 350'lik. 18 santim burası. Biz kaça bağladık? 17,5'a bağladık. Hatırlarsınız, buraya ölçmüştük. 17,5 daha ne yapar? 35. 3 göz buraya koyduk, 18. 3 göz buraya koyduk, ne yaptı? 36. Fanyamız 35'likti. Yani ne oluyor? Tam denk oturuyor. Gerçi bezden 1 santim kadar çalmış oluyoruz. O da ne oluyor? Yandan torbayı gösteriyor. Şimdi buraya ilk bağladığımız küpeye fanya koymuyoruz. Direkt 3 göz koyuyoruz. 3 göz. Şimdi diğer küpeye geçeceğim. Evet, diğer küpeyi yaptım. Diğer küpeye ne yaptım? 3 göz bez koydum. Birer tane de sağdan bir fanya, soldan bir fanya koydum. Şimdi size tekrardan ayrıntılı bir şekilde göstereceğim. Size daha detaylı ayrıntılı bir şekilde göstereyim arkadaşlar. Bakın buradan şimdi bezden, sadece bez ama. Bezden 1, 2, 3 göz aldım. 3 gözü buraya bağlıyorum. Neye bağlıyorum? 17,5 santime bağlıyorum. Yani mekik üzerindeki işarete bağlıyorum. Burada ölçüyorum. Evet. Bu küpeye fanya koymadım. Niye fanya koymadım? Çünkü buna koyacağım. 36 santime denk gelsin diye. Yani burada ne var? 18, 18, 36 yapıyor. Fanyamız kaçlıktı? 36'lıktı, 35'likti. Bir diğer küpeye geçtim. 1, 2, 3... Şimdi fanya koyacağım. Fanya nerede? Burada. Evet, buldum fanyayı. Şöyle yapayım. Başlama kısmında biraz karışıklık olabilir. Fakat bir metre kadar gittiğiniz bütün taşlar yere oturacaktır. Evet. Bir fanya buradan aldım. Diğer tarafı fanyasına geçiyorum. Diğer tarafı fanyasında bu değil, şu olması gerekiyor. Evet, bu. Buradan aldım. Yine 17,5 santime bağlıyorum. Ne oldu? 35 santim içinde bir fanya 6 tane göz oldu.
6 kere 6 36 santim. Fanya'da 35'likti. 35-36. 1 santim bir sıkıntı var ama o fark etmiyor. Niye? Derin ağ yaptığımız için. Boydan belki bir 20 santim, 1 metre kadar yani şey yapayım. Biraz tolerans tarayayım. Bir yandan kasma olacaktır. Kasma derken içeride torba olacaktır. Onu da alttan kurtaracağız. Şimdi diğer göz yapıyorum. Diğer göze 3 tane aldım. Fanya takmıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi şu anda bakın burada daha net bir şekilde gözükecek. Yani biraz ilerleyen zamanlar daha net gözükecektir. Bu taraftan çekersem daha iyi. Gel yanım istersen. Fanyalar burada. Böyle göz göz gidiyor. El fanya arasında da ne var? 6 tane göz var. 1, 2, 3 taktım. Fanyayı alıyorum. Buradan bir fanya. Buradan bir fanya. Yani fanyayı bir dolu bir boş takıyorum. Her göze, her küpeye üçer göz takıyorum. Fanyayı bir boş bir dolu takıyorum. Geldi. Şimdi fanya koydum. Bu göze fanya koymayacağım. 1, 2, 3. Evet, şimdi tekrardan 1, 2, 3 aldım. Fanyayı yakaladık. Evet, size şöyle göstereyim daha bir şey. Anlayasınız diye. Bakın. Fanya bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Yani fanya ne oluyor? 350'lik olduğu için tam açılmış oluyor arkadaşlar. 350 santime bağladık ya. Onun için tam açılmış oluyor. Hakkını veriyor yani. Şimdi fanyamızın derini neydi? 4 metreydi. Bezimizin derinliğiydi. 6 metreydi. 2 metre torba payı kalmış oluyor. Bu ileri doğru gittikçe daha netleşecek, daha güzelleşecek. Şu anda biraz gevşeklik var torbalarda ve yandan da toplamadım daha. Şöyle şey yaptığım zaman tam oturacaktır. Şu anda bile tam oturmuş vaziyette de. Ha, piyasadaki ağlarda çoğu para kazanma, madde maçlı yaptığı için vatandaş ağları 3'e 4'e kesiyor. Hani hatırlarsanız demin açtığım zaman 12 metre vardı. Ben 2'ye kestim. 6'şar metre 6'şar metre. Ama ticari yapanlar bunu 3'e kesiyor. 4'er metre 4'er metre 300 metre çıkartıyor. Ben 200 metre çıkardım. 100 metresini yapıyorum. Niye ben ticari yapmıyorum? Ya da atır gönüllü arkadaşlar için yapıyorum. Ondan birim ağlarım çok balık tutar. Bu zaten kalın ağdır. Büyük balık ağ 0.33. Fanyası da 0.40'tır. Yani buna göllerde ufak balık durgun sularda vurmaz. Akıntılarda büyük balık için. Yani 50-60 kilo kadar yayın balığı aldım biliyorum ben bu aralarda. Neyse ben devam edeceğim. Yine yaptıkça size çekim yaparım arkadaşlar. Şu anda ağımızın bir 5-6 metre kurşunlama kısmının fanyalaması bitti arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bilmiyorum orada net gözüküyor mu ama ben size göstereyim diye çekiyorum. 5-6 metresini bitirdim. Şimdi buradan söküp karşıya çekeceğim. Bir 5-6 metre daha devam edeceğim. Yani şuradan bak fanya burada bir de burada var. Buradan bu ara arkadaşlar 35 santim. Yani tam bir fanya ebatında. Görüyorsunuz. Oradan çekince geliyor. 35 santim ebatında. Ve bu arada da 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane şöyle göstereyim. Şuradan şuraya 35 santim. Buradan buraya. Yani bir küpe burada var. Yarım burada, yarım burada. İki küpe yapıyor. Bu 35 santim içinde de 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane göz var. Gözler ne kadardı? 60'lıktı. 6 kere 6, 36. Fanya ne kaçlıktı? 35'lik. Yani tam öpüşüyor arkadaşlar. Bol olması sıkıntı yok. Bol olsun. Bol olması demek çok torbalı olması demek. Fanyasız olsaydı bunu koymayacaktık. Fanyayı.
fanyasız. O zaman denek 6 metre olacaktı. Ama fanyası ağlar yani size 1 sene çalışır. 1 sene sonra yırtılır gider. Fanyalı ağlarda en az 4 sene çalışır. Yani kolay kolay yıpratamazsınız. Şimdi burayı keseceğim. Hem şurasını eriteyim arkadaşlar. Sonra da sağ tarafı toplayacağım. Evet, yaptığımız kısmı buraya topladık. Şöyle tekrardan açtık arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ortada bez, sağ ve solda fanya. Bu şekilde 7 metre 7 metre böyle kurşun mantarı öre öre, kurşun daha doğrusu mantarı bittikten sonra mantara başlayacağız. Evet, gördünüz. Bu şekilde devam ediyorum.